buradan geçmişte yaptığımız ve karşılıksız kalmış bir çağrıyı hatırlatmak durumundayım. Malum memleket suç cenneti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı dikkatle takip ediyorum. Sosyal medya hesabından basit bir hesap yaptık. Ayrı ayrı yaptığı açıklamalardan şu net olarak ortaya çıkıyor. Ali Yerlikaya'nın bakanlığı döneminde 126'sı kırmızı bültenle, 5'i mavi bültenle aranan toplam 236 yabancı suçlu Türkiye'de yakalanmış. Bu önemli bir rakam ama bir gerçeklik var. Bu 236 uluslararası suçlu, uyuşturucu baronu, insan kaçakçısı, mafya lideri kimin zamanında gelmiş? Peki Süleyman Soylu'nun zamanında gelmiş. Peki bu Süleyman Soylu'yu atayan dolma kalem, o kalemin mürekkebi kime aitmiş? Ali Yerlikaya'yı kim atadıysa aynısına aitmiş. Sakın ha Ali Yerlikaya'nın döneminde yakalananlara bakıp da memlekette temizlik oluyor sanmayın. Memleketi bu pisliğe burasına kadar batıranlar da o Süleyman Soylu, onu atayan o dolma kalem, o mürekkebin sahibi üç kelimeyle Recep Tayyip Erdoğan. Dedim ki ey Recep Tayyip Erdoğan, eğer bu pislikten partinin kurumsal olarak ve senin şahsen sorumlu olmadığını söylemek istiyorsan getir soruşturma önergesini Süleyman Soylu hakkında, imzalayalım, meclis soruştursun, Anayasa Mahkemesi yüce divan sıfatıyla bu kişiyi yargılasın. Bakın bunu yapmıyorlar. Soylu dönemiyle ilgili hesaplaşmayı kapalı kapılar ardında, hesap sormayı kendi yöntemleriyle yapıyorlar. Hukuk devletinde kapalı kapılar ardında hesaplaşma olmaz. Bakansa hesabı yüce divana verecek. Recep Tayyip Erdoğan, buradan hem bu uluslararası suçlular için hem de Ayhan Bora Kaplan, bunu Tayyip Erdoğan'ın önüne koyun, çok biliyor, çok duyuyor da, Ayhan Bora Kaplan, Süleyman Soylu, Ankara'daki eğlence merkezleri ve devletimize emanet edilmiş kimsesiz çocuklar üzerinden önümüzdeki dönemde altından kalkamayacağınız, altında kalacağınız o rezaletler ortaya dökülmeden evvel ya Süleyman Soylu'nun gereğini yaparsın ya da bu pislikten, bu rezaletten bizzat sorumlusun. Merkez Bankası krizimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası Türkiye'nin en köklü kurumu. 1930'da kuruldu. Savaş meydanlarında kazanılan zaferin ekonomik zafere dönüştürülmesi niyetiyle, amacıyla kuruldu. Atatürk'ün deyimiyle şimdi ekonomik zaferler kazanmak lazımdı. Merkez Bankası'nı kurdular. Kanunu var. Kuralları var. Çok sağlam bir geleneği var. Bu kurum kanunu gereğince 5 yılda bir tane başkan değiştirmesi gerekirken son 5 yılda tam 4 tane başkan değiştirdi. Özerk olması gerekirken başkanı laf dinlemiyordu, ondan değiştirdiğim gibi hepimizi dünya önünde de küçük düşürecek yaklaşımlarla değiştirildi. En son iyi yetişmiş, dünyanın çeşitli ülkelerinde önemli görevler yaptığını ifade ettikleri bir hanımefendi, Gaye Hanım, bankanın başına getirildi. Ne oluyorsa oluyor bankada, bir süredir Gaye Hanım'ın ailesi üzerinden, babası üzerinden, küçük çocuğu üzerinden bir şeyler yapılıyor. İddialar vahimse, iddialar gerçekse durum çok vahim. İddialar yalansa durum yine çok vahim. Bu kurumun derhal ilgili denetleme mekanizmalarının, teftiş kurullarının harekete geçmesi, gerekirse devlet denetleme kurulunun harekete geçmesi, bu kurumda hızlı şekilde bir tahkikatın yapılıp sonuç alınıp bu tartışmanın bitmesi lazım. Öbür türlü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi iş çekişmelerinin, kendi vesayet savaşının Merkez Bankası'nda
yürütülüyor olması bu kurumu yıpratmaktadır. Bu kurumun yıpranması Türkiye'nin yıpranmasıdır. Bu kurumun itibar kaybetmesi Türkiye ekonomisinin yurt dışında itibar kaybetmesidir. Siz kendi getirdiğiniz, alayla valayla getirdiğiniz bir üst düzey bürokratı, kendi gazetelerinizin manşetlerinden, kendi trollerinizin paylaşımlarıyla yıpratarak istifaya zorlarsanız, yarın bu kurumun başına gelecek yetişmiş insan kaynağını da bulamazsınız. Bu kurumu bu hale getirirseniz, bu kurumun yurt dışındaki muhatapları önünde ciddiye alınmasının da önüne geçersiniz. İsimler değişiyor, vitrin değişiyor ama anlayış değişmediği için ne kriz bitiyor ne sıkıntılar bitiyor. Anlayış 5 yılda 4 kez Merkez Bankası Başkanı değiştiren, özerk olacak, kendi kararlarını aldığı eğitime göre verecek kadrolara laf dinlemeyen, başına buyruk davrananlar diyerek yerine siyasi atama yapanlar yaşananların baş sorumlusudur. Merkez Bankası'nı dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Biraz önce diğer konular konuşulurken genç arkadaşlarımız tezahürat yapıyorlardı. Bu ülkenin en büyük beka sorunu Tayyip Bey'e sorarsan Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli'ye sorarsan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ama bu millet biliyor ki bu ülkenin bir tek beka sorunu var. O beka sorunu şu: burası dünyanın en güzel ülkesi. Üzerinde dünyanın bütün ülkelerinin ve bütün güçlerinin hesap yaptığı, hayal kurduğu doğrudur. Ama bu beka sorunu değildir. Çünkü bunu 100 yıl önce de yaptılar. 7 ordu gelip istila yaptılar. Samsun'a çıktık, Sivas'a gittik, Erzurum'a gittik, Ankara'ya geldik. Hepsini birden bu memleketten def ettik. Yarın ihtiyaç olursa aynını yaparız. Çünkü bu ülkenin istiklaline, istikbaline göz dikenlerin karşısında Recep Tayyip Erdoğan söylüyor diye havaalanına gidip perdelik kumaştan kot üstüne kefen çekenler değil, dedeleri Çanakkale'de Conkbayırı'nda kefensiz yatanlar var. Beka sorunu olursa kefensiz yatanların torunları burada. Teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'tan, Allah'tan kefensiz yatanların torunlarında bu azim, bu inanç, bu kararlılık, gözlerinizde bu ateş var. Yoksa kot üstüne perdelik kumaştan kefen çekenler, işe girerse milliyetçi onlar. İhale alırlarsa milliyetçi onlar. Kayrılarsa milliyetçi onlar. Şuraya bakın ya, 40 yıldır iktidarda olmayanlar gözlerinde ateş saçarak Cumhuriyeti, vatanı savunuyorlar. Öbür tarafta sözde milliyetçiler, işine gelince Habur'da karşılama yapanlar, Oslo'da pazarlık yapanlar, olmadık yerlerde olmadık anlaşmayı imzalayanlar, bunlar şimdi milliyetçi olmuş. Dönüyorlar, bizim kadrolarımıza da laf ediyorlar. Günü gelirse bu ülkeyi kimin savunacağı, kimin koruyacağı ortada. Ama bir gerçek beka sorunu var ki bunu bir şekilde alt etmemiz lazım. Gerçek beka sorunu, o 7 düvel bu ülkede hayal kurarken bu güzel ülkenin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmasıdır. 4 gençten 3'ü. %76 gencimiz imkan olursa yurt dışına gitmek isterim diyordu. Bunu kaygıyla anketlerden takip ediyoruz. Geçtiğimiz cuma Oksijen gazetesini elime aldım.
sevgili Zafer Mutlu çok önemli bir gazeteciliğe inatla devam ediyor. Ve okuduğum bir haber endişelerimi bir kat daha arttırdı. Geçen sene, bir yıl önce Alman Lisesi'nden mezun 124 öğrencinin 122'si. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun 166 gençten 133'ü. Avusturya Lisesi'nden mezun 75 mezundan 74'ü üniversite için yurt dışını tercih etmişler. Robert Kolej mezunlarının %62'si, Galatasaray Lisesi mezunlarının ise %35'i kalıcı olarak yurt dışında yaşıyorlar ve çalışıyorlar. Bu rakamlar gerçekten Türkiye'nin beka sorunudur. Hepiniz biliyorsunuz, etrafınızdaki 4 gençten 3 tanesi fırsatını bulursam yurt dışına gitmek isterim diyor. İşte bizim görevimiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni aslında yönetenlerin baş görevi bu ülkenin güzel gençlerine bu ülkede hayal kurdurtmaktır. Bütün dünyanın üzerinde hayal kurduğu bu memleketin gençlerinin dünyanın öbür ucunda hayal kurmalarına izin vermeyeceğiz. Gençlerimize de geleceklerine de hep birlikte sahip çıkacağız. Son sözüm, 31 Mart seçimlerine giderken cumartesi günü Çankaya'daydık. Çankaya Belediye'mizin Abidin Paşa Köşkü'nü bir dijital müzeye çevirdi. Milli Mücadele Müzesi'ni oradaydık. Bütün gençlerimizi o Milli Mücadele Müzesi'ni görmeye davet ediyorum. Orada da ertesi gün Tunceli'de de Elazığ'da da gördüğüm bir şey var. Herkes 31 Mart seçimlerinin bir yerel seçimin ötesinde iktidara önemli bir mesaj vermenin fırsatı olduğunun ayırdığına yavaş yavaş varmış. Emekliler şunu görmeli. 31 Mart seçimlerinde Tayyip Erdoğan hiçbir şey olmamış gibi oy alırsa 4 yılda boyunca dönüp de bir daha yüzünüze bakmayacak. Çünkü ne olursa olsun bağırıyorlar, çağırıyorlar, oy veriyorlar diyecek. Emekçiler oy verirse ne asgari ücret, ne çalışma şartları, ne örgütlenme özgürlüğünde bir adım atmayacaklar. Nasıl oy alıyoruz diyecekler. Bu yoksulluğa, bu işsizliğe rağmen, bu güvencesizliğe rağmen kimse sakın ha sakın sandığa küsmesin. Sandık iktidara karne verme günüdür. Eğer 31 Mart tarihinde sandığa gidilir ve bu yokluğa, bu yoksulluğa, bu işsizliğe cevaben oy kullanılırsa, 31 Mart tarihinde bu iktidara bir sarı kart gösterilirse önümüzdeki süreç muhalefet açısından, yoksullar açısından, emekliler, emekçiler, köylüler, esnaflar, dar gelirliler, dezavantajlı gruplar açısından çok daha önemli gelişmelere açık bir hale gelir. Yok, oy alır, istediklerini alırlarsa 4 yıl boyunca dönüp de bakmazlar. Ben şunu ifade edeyim. Türkiye'nin bütün göç alan belediyelerini Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Bütün göç veren belediyelerini de Cumhur İttifakı yönetiyor. Cumhur İttifakı'nın yönettiği yerlerden kaçış, CHP'nin yönettiği yerlere koşuş var. O zaman ne yapacak seçmen veya ne yapabiliriz? Hepiniz Çankaya'ya, Yeni Mahalle'ye gelemezsiniz. Hepiniz Karşıyaka'da, Kadıköy'de oturamazsınız. Hepiniz Nilüfer'de oturamazsınız. Hepiniz Yenişehir'de oturamazsınız. Ama hepiniz kendi memleketlerinize, kendi illerinize, kendi ilçelerinize Kadıköy'ü, Karşıyaka'yı, Yeni Mahalle'yi, Çankaya'yı getirebilirsiniz. Çünkü buraları yöneten dürüst, çalışkan, çevre dostu, sosyal yardımları normalin 5 katına çıkarmış, AK Parti'nin yaptığının 5 katı üzerinde sosyal yardım yapan, çevreci belediye başkanlarımızı, halkçı belediye başkanlarımızı kendi memleketlerinizde görevlendirebilirsiniz. Çağrımız Kastamonu'yadır, çağrımız Erzincan'adır, çağrımız Malatya'ya,
Çağrımız Erzurum'adır. Çağrımız Denizli'ye, Balıkesir'e, Bursa'ya, Manisa'yadır. Çağrımız 81 ile 972 ilçeyedir. Oyunuzu verin, gelelim memleketinizi Türkiye'nin en gözde ilçelerinden, en güzel illerinden biri yapalım. Orayı temiz yapalım, yeşil yapalım. Buna niyet edenlerden bir tanesi de arkamda Afyon'u yönetmek için sabırsızlanıyor. Davetim üniversite öğrencilerine, davetim halkçı liselilere, davetim kadınlara, davetim gençlere, davetim plazalarda çalışan emeği sömürülen beyaz yakalılara, davetimiz genciyle yaşlısıyla, Alevisiyle Sünnisiyle, Kürdüyle Türküyle bu memlekette yaşayan bütün güzel insanlara. Hep birlikte sandıkta buluşacağız. Ülkemizi dürüst, çalışkan, temiz yerel yönetimlerle buluşturacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.